Merhabalar. Bugün ÖSYM sorularında Gerund Infinitif soruları nasıl çıkıyor karşımıza? Bunları göreceğiz. Şimdi ÖSYM sınavlarında bizim bildiğimiz liselerde öğrendiğimiz şekilde Gerund Infinitif sorusu çok nadir çıkıyor. Bizim lisede öğrendiğimiz sistemde hani sorular nasıldı? İşte bize bir fiil verirdi. Atıyorum işte try kelimesi. İşte bu Gerund mu alır, Infinitif mi alır? İşte recommend kelimesi Gerund mu alır, Infinitif mi alır şeklinde. Hep fiillerden sonra bizim Türkçe'de fiilimsi dediğimiz yapıların kullanımı şeklinde hep Gerund Infinitif bize gösterildi. Ama ÖSYM'de hani daha çok böyle işte relative clause kısaltma, bağlaç kısaltması gibi yapılarda karşımıza çıkıyor Gerund Infinitif ifadesi. Gerund Infinitif sorularını yapmadan önce ilk önce bilmemiz gereken şey aktif kısaltma ve pasif kısaltmalardır. Yani hangilerinin aktif, hangilerinin pasif olduğunu seçenekte gördüğümüzde anlamamız gerekir. Yani zaten İngilizce'de aktif pasif konusu hani sınavlarda direkt soru olarak çıkmıyor ama bu tür kısaltma sorularında bizim işimize yarıyor. Hani biz aktif ve pasifi kısaltma sorularında kullanıyoruz özellikle. Şu yapılar verb ing, having verb 3, to verb 1, to be verb ing ve to have verb 3 aktif yapılardır. Verb 3, being verb 3, having been verb 3, to be verb 3 ve to have been verb 3 ise pasif yapılardır. Şimdi sınavlarda ÖSYM sınavlarında özellikle verb ing, verb 3 çok karşımıza çıkan yapılardır. Bunlar genellikle relative clause kısaltma olarak çıkar. Diğer türlü karşımıza çıkan to verb 1 ve to be verb 3 yapılarıdır. Yani bunlar da genellikle pasiflerden sonra gelir. Yine başka bir kullanımları vardır. Onları da birazdan göreceğiz. O şekilde karşımıza çıkar. Hani bunların dışındakiler tabii doğru çıktıkları sorular olacaktır karşımıza. Ama daha az kullanılan ifadelerdir. Hani onlara karşı göre daha uzak durmamız gereken ifadelerdir. Şimdi sorularımıza başlayalım. Başlamadan önce aktif ile pasif nasıl ayırt edilir? Hani bunun da bir yolunu gösterelim. Şimdi özellikle eğer boşluktan hemen sonra bize bir isim verilmişse o zaman bu cümlenin nesnesidir. Hani bu isim cümlenin nesnesidir. Bundan dolayı da bu boşluğa aktif yapı gelmesi lazım. Eğer boşluktan sonra bir isim varsa bu isim cümlenin nesnesi olur ve aktif gelir. Hani aktif pasif mantığı nedir? Cümlede nesne varsa yani cümlenin öğeleri özne, fiil ve nesne şeklinde sıralandıysa o cümle aktif bir cümledir. Pasif bir cümlede boşluktan sonra nesne yoktur. Size boşluğu verir, boşluktan sonra preposition getirir. Ya da bağlaç getirir. Ya da noktalama işareti gelir. Ya da başka bir fiil gelir arkasından. Yani boşluktan hemen sonra bir preposition, bağlaç, noktalama işareti ya da işte tabii en çok kullanılan prepositionlar to, as, by gibi yapılardır. Hani en çok bu prepositionlardan to, as ve by karşımıza çıkar. Bir bağlaç, bir noktalama işareti ya da bir fiil varsa buraya pasif getirmemiz gerekir. Hani bunların olduğu durumlarda cümlemizde pasif kullanmamız gerekir. Hani aktif pasif de bu şekilde ayırt edebiliriz. Şimdi birinci soru tipi. Üniversite sınavlarında işte ya da YÖKDİ sınavlarında ya da YDS sınavlarında karşımıza çıkan cümlenin başında boşluk verip bizden kısaltma istedikleri sorulardır. Şimdi tabii yıllardır işte hem YDS hem YÖKDİ hem YKS üniversite hazırlık dersleri verdim. Hani burada en çok karşılaştığımız sorulardan biri şu. Hocam biz işte kısaltma sorusu olduğunu nereden anlayacağız? Kısaltma sorusu olduğunu anlamanın bir numaralı kuralı seçeneklerde şu yapıları görmektir. Seçeneklerde bu yapıları gördüysek o bir kısaltma sorusudur ve bu kurallara göre yapılması gerekir. Şimdi birinci kuralımız neymiş? Cümle başında boşluk olduğunda ve oraya bir kısaltma istediğinde neler yapmamız gerekiyor? Şimdi birinci önceliğimiz baktık mesela bakın burası boşluğumuz ve seçeneklere baktık. Having been verb 3, to have been verb 3, to verb 1, verb ing, being verb 3 var. Demek ki burada bizden bir kısaltma istiyor. Böyle durumlarda kesinlikle ilk önce to'ları götürüyoruz. Böyle durumlarda to'lar asla doğru cevap çıkmaz. Bu gibi sorularda hemen ne yapıyoruz? To'ları ediyoruz. Sonra baktık bakın burada ne var? By var. By olduğundan dolayı buranın pasif olması gerekir.
Baktığımızda defeating aktif bir ifadedir. Bundan dolayı defeating ifadesini de götürürüz. Burada ne kaldı? Having been defeated ve being defeated ifadeleri kaldı. Şimdi cümlenin ikinci tarafına bakmamız gerekiyor. İkinci tarafta da bizden kısaltma istiyor. Bakın burada attacking demiş, burada da to be attacked demiş. Bakın şurada bir virgül var. Bu virgül bizim için önemli. Virgül ve boşluk olduğunda, virgül artı boşluk verildiğinde bu boşluğa sadece verb ing ya da verb ing ya da verb 3 gelebilir. Başka hiçbir yapı gelmez. Ya verb ing kullanılır ya verb 3 kullanılır. To'lular asla kullanılmaz. Hani burada da mesela bir to olduğu için bu seçenek de elenir. Doğru cevabımız ne olur burada? Aydın seçeneği olur. Neymiş kuralımız? Boşluktan önce virgül varsa virgülle beraber sadece verb ing ve verb 3 kullanıyoruz. Başka bir yapı kullanmıyoruz. Yine bakın cümlenin başı boşluk. Şuralarda yine kısaltmalar var. Hemen ne yapıyoruz? To'ları eliyoruz. To'lar gitti. Using ve use kaldı elimizde. Using aktif bir yapı. Used verb 3 pasif bir yapı. The genetic of blueprint ifadesi burada cümlenin nesnesi. Cümlenin nesnesi olduğu için buraya aktif bir yapı getirmemiz lazım. Bundan dolayı used pasif bir ifade olduğu için used'u da ederiz. Geriye bu seçeneği kalır. Yine cümle başı ne yapıyoruz? To'ları eliyoruz. Bir tane to vermişler. Hemen to'yu eledik. Gitti. Bakın burada as var. As görünce pasif olması gerektiğini anlıyoruz. Having created aktif bir ifade eliyoruz. Creating aktif bir ifade eliyoruz. Created ve being created kalıyor elimizde. İkinci tarafına bakmamız gerekiyor. İkinci tarafa baktığımızda Pantheon in Rome demiş. Famed for its dome. One of the largest ones in the world demiş. Şimdi burada Roma'daki Pantheon'dan bahsediyor. Nesiyle ünlü olduğunu söylüyor. Dünyadaki bugün en büyüklerden biridir diyor. Bunun hakkında genel bir bilgi veriyor bize. Burada bir model kullanmamıza gerek yok. Bunu tanıtıyoruz burada. Tanıttığımız için de tanıtma ifadelerinde present simple tense kullanılır. O yüzden doğru yanıtımız ne olacak? Bursa seçeneği olacak. Bir tane de çıkmış sorularda. Tabii diğerleri de çıkmış sorular da onların hani ne zamanlar çıktığını yazmadım. Bu 2013 YDS ilkbahar sınavında çıkmış bir soru. Yine cümle başı boşluk. To'ları eliyoruz. Zaten bir tane varmış. The types of individuals demiş. Cümlenin nesnesi var. Cümlenin nesnesi olduğu için buraya aktif bir ifade getirmemiz lazım. Bu pasif olanları eliyoruz. Tabi dediğim gibi şu tablodaki aktif pasifleri bilmeniz gerekiyor. Hangisi aktif, hangisi pasif bunu bilmeniz gerekiyor. O zaman işimiz daha kolaylaşır. B ve C seçenekleri kaldı elimizde. Şimdi böyle durumlarda mesela bakın burada an organization demiş. Bir cümlede an varsa bu cümle present'tır. Çünkü genelleme yapmıştır. Bakın zaten burada present bir ifade vermiş bize. Yani şunun da present olması gerektiğini bize ipuçları gösteriyor. Baktık burada bakın had needed demiş. Bu past perfect bu olmaz. Bu yüzden doğru yanıtımız Bursa seçeneği olur. Bu tür sorular ÖSYM'nin son zamanlarda en çok tercih ettiği soru kalıplarıdır. O yüzden de hani bu tür soruyu bilmek önemlidir. Hani biz bir tane kesin sınavlarda YKS dili olsun, YDS olsun kesin bir tane bu şekilde soru çıkıyor. O yüzden de hani bu mantığı bulduğumuzda öğrendiğimizde olayı çözmek çok kolay. Bir de 2014 YDS yine sınavında çıkmış bir soru. Cümle başında boşluk var bakın. To'yu eledik. By var. By olduğu için pasif olması gerekiyor. Taking over aktif bir ifade. Having taken over aktif bir ifade. Bursa ve Denizli pasif ifadeler. Şuraya baktık. Burada da by var. By olduğu için buranın da pasif olması gerekiyor. 17. yüzyıl demiş. 17. yüzyıl ifadesini görür görmez zaten ilk aklımıza gelmesi gereken şey. Verb 2 ya da bunun pasif hali was were verb 3'dür. Buraya baktık. Had conquered zaten pasif bir ifade değil. Aktif bir ifade. Bize pasif lazım. Bunu da götürdük. G
Geriye ne kaldı? Denizli seçenek kaldı. Evet, dediğim gibi hani bu madde, A maddesi cümle başındaki kısaltma ÖSYM'nin en çok tercih ettiği yapıdır. O yüzden de çok kullanılır. Bunu mutlaka anlamamız gerekir. Çok basit. Tuğları eleyin. Aktiften, pasiften yola çıkın. Bakın hiç okuyup anlamanıza bile gerek kalmadan doğru cevabı buluyoruz. İkinci kullanım. Fiil artı isim artı to verb bir kullanım. Şimdi bu yapıyla kullanılan bazı kelimelerimiz var. Bunlar neler? Force, enable, allow, permit, request, ask, require. Daha bir sürü söyleyebiliriz. Buna benzer kelimeler. Yani bunlar en çok karşımıza çıkanları. Birisine işte bir şeyi zorla yaptırmak, yapmasını sağlamak, yapmasına izin vermek, yapmasını rica etmek. Yani cause'u da yazalım. Cause da çok kullanılır. İşte bu kelimeleri gördüğümüzde bu kelimelerden sonra bir isim getiriyoruz. Ve isimden sonra mutlaka to verb 1 getirmemiz gerekiyor. Yine bunlarla beraber kullanılan help kelimesi var. Yani bu şekilde sorularda çıkan karşımıza. Genellikle de clause test sorularında çıkar. Bu da to verb 1 ya da bare infinitive dediğimiz fiilin yalın halini alır. Yine let ve make kelimeleri var. Let izin vermek. Make de yaptırmak, ettirmek demek. Bu iki kelime de yine arkalarından isim alıp devamına bare infinitive dediğimiz sadece fiilin yalın halini alır. Bakın sadece bunlar hani bu tip sorular. Buraya dediğim gibi en çok kullanılanları yazdım. Buna benzer birkaç tane daha yapı var. Böyle yapıları gördüğümüzde to verb 1'e gitmemiz gerekiyor. Şu üç kelimeyi gördüğümüzde de onların özel kullanımları var. Özel kullanımlarına göre yani help olduğunda to verb 1 ya da verb 1, let olduğunda ya da make olduğunda verb 1 yapmamız lazım. Mesela örnek soru. Şurada bakın force kelimesini gördük. Force kelimesini gördüğümüz için buraya ne yapmamız gerekiyor? To verb 1 getirmemiz gerekiyor. Çünkü bakın burada force to verb 1 olması lazım. Baktığımızda to verb 1 nerede? Bursa seçeneğinde. Bu kadar basit. 2016 YDS'de çıkmış. Bakın burada ne var? Enable. Enable olduğu için buraya to verb 1 gelmesi gerekiyor. Baktık. To verb 1 nerede? Bursa'da var. Bir de to be verb 3 var. Tabii oraya to be verb 3'ü de ekleyelim. Hani to verb 1'in pasif halidir to be verb 3. Hani bazı durumlarda to be verb 3 de kullanılabilir. Burada A'yı eledik. C'yi eledik. E'yi eledik. Kaldı geriye Bursa ile Denizli seçeneği. İkinci tarafa baktık. Cümle itle başlıyor. Bir kural daha yazalım. İtle başlayan cümleler genelde to verb ile devam eder. Ya da başka bir kural daha yazalım. Bir sıfat arkasından %90 to verb 1 alır. %10'luk birkaç kelime var. Mesela word kelimesi var. Bir şeye değer anlamında. O verb ayıncı olabiliyor. Busy kelimesi var. Meşgul anlamında. O verb ayıncı olabiliyor. Ama çoğu, hatta %98 diyebiliriz. Sıfatlar to verb 1 alır. It de başlayan cümleler to verb 1 ile devam eder. Bakın burada it var. Bir de sıfat olarak possible kelimesi var. Bunlardan dolayı buraya da to verb 1 getirmemiz lazım. Doğru cevabımız Denizli seçeneği olur. Bir başka kuralımız preposition gördüğümüzde preposition bizden verb ing ya da onun pasif hali olan being verb 3'ü ister. Başka hiçbir şey getiremeyiz. Bakın burada by bir preposition. O zaman tool'ları hemen eledik. Tool'lu bir yapıyı kullanamıyoruz. Having verb 3 de gelmez dedik. Bu da gitti. Bursa ile Denizli kaldı. The animation nesnesi. Nesne olduğu için aktif olması lazım. Baktık Denizli pasif bir ifade. Being used. Geriye ne kaldı? Bursa seçeneği kaldı. Yani burada ne oldu? Burada da öğrenenlerin takip etmesi için. İçin anlamında to verb 1 kullanıldı. Şöyle bir kural daha yazalım. For artı isim artı boşluk verildiğinde o boşluğa genelde to verb 1'li kısaltma gelir. Bu boşlukta genellikle to verb 1'li kısaltma kullanılır. Bu da bir dipnot olsun. Bazen bunlardan da soru çıkabiliyor ama biz burada preposition'ı görünce bu kuraldan çok rahat yapabiliyoruz. İkinci soruda ise bakın burada bir for preposition'ı kullanılmış.
Sonra onun cevabı arkasından bir isim vermiş bize. Sonra end demiş, boşluk vermiş. Şimdi buradaki end dediği için bu boşluğumuz yine for'la bağlantılı bir boşluk. Hani for'u nitelendiren, hani buradaki for'la boşluğun birbiriyle bağlantılı olması lazım end'i ayırdığımız için. Buradaki for'dan dolayı yine buraya verb ayınca da being verb 3 getirmemiz gerekiyor. To gidiyor. Yine to gitti. Having verb 3 gitti. Once duty cümlenin nesnesi. Nesne olduğu için aktif olması gerekiyor. Being'den passive. Bu da gitti. Geriye deniz seçeneği kaldı. Yani bu soruyu zaten yaparken ikinci taraftaki kısaltmaya bakmaya gerek yok mesela bu soru için. Neden? Çünkü Romalılardan bahsediyor. Romalıları gördüğünüz anda hemen yapıştıracaksınız geçmiş zamanı. Was admired. Başka hiçbir şey düşünmenize gerek yok. İkinci sıradaki kısaltma bizim için çok önemli değil. Burada macerasız verb 2 dediğimiz, past dediğimiz yapıyı kaçırmayacağız. Pasivlerden sonra to verb 1, to be verb 3, to have verb 3 ya da to have been verb 3 kullanılır. Mesela bakın burada was used. Pasif bir ifade. O zaman bu boşluğa bunlardan birinin gelmesi lazım. Verb ayıncı gitti. Being verb 3 gitti. To var ama bu to be verb ayıncı. Bakın burada to be verb ayıncı yazmadık. Bu da gitti. Aydın'la Denizli kaldı. The pipes cümlenin nesnesi. Nesne olduğu için buraya aktif gelmesi lazım. Bu da pasif bir ifade. Bunu da götürdük. Geriye kaldı. Aydın. Bu kez, yani bu soruda ise, ikinci soruda ise, bakın seçenekler ilk taraflar pasif. Buraya pasif getireceğiz. Buraya bu boşluğa da o pasifle bağlantılı tuğlu bir ifade getirmemiz gerekiyor. Bu sorunun aslında daha basit yöntemi. Burada lately kelimesi var. Lately kelimesini gör görmez have as verb 3 yapmamız gerekiyor. Doğru yanıtımız aydın. Çünkü lately ve recently kelimeleri her zaman have as verb 3 ister bizden. Present perfect ister. Bakın ne yaptık? Buraya has been built'ı getirdik. Pasif bir ifade getirdik. Bu pasifle bağlantılı da bu boşluğa to verb 1 getirdik. Pasif to kuralını bunu tamamlamış olduk. Bir diğer karşımıza çıkan soru kalıpları relative clause kısaltmalar. Şimdi relative clause'un iki yapısı var. Birisi verb ayıncı ve verb 3 kullandığımız yapı. İsimlerden sonra o isimleri nitelendirmek için kullanılıyor. Ya da isimlerden önce the first, the second, the best, the most, the only, the last gibi bir kullanım varsa biz isimden sonra to verb 1 ya da to be verb 3 kullanabiliyoruz. Bu da pasifin relative clause'un kısaltma olarak karşımıza çıkıyor. Mesela sorumuz. Şurada bakın virgül var. Biraz önce de yazmıştık. Bu virgül aslında işte bu relative clause kısaltmadır. Biraz önce de yukarı yazmıştık. Neydi kural? Virgül gördüğümüzde verb ayıncı ya da verb 3 kullanmamız gerekir. Bakın having been verb 3 gittim. Being verb 3 gitti. Having verb 3 gitti. Bize verb ayıncı ya da verb 3 lazım. Buraya bakıyoruz. A fascinating picture diyor. A fascinating picture dediği için cümlenin nesnesi var. Nesne olduğu için aktif olması gerekiyor. Painted pasif bir ifade. Bunu da götürüyoruz. Doğru yanıtımız aydın seçeneği. Bakın the first place. The first demiş. The first dediği için to getirmemiz gerekiyor. Şurada da yazdığımız üzere. Bundan dolayı ing'leri götürüyoruz. Looking gitti. Having looked gitti. Ne geliyormuş? To verb 1 ya da to be verb 3 geliyormuş. Bunları da götürdük o zaman. To have verb 3 gitti. To be verb ayıncı gitti. Geriye kaldı. Aydın seçeneği. Burada kırmızı yapmışız. Bunları siyah dönüştürelim. Üstünü çizelim. Doğru yanıtımız aydın. The first place dediği için bunlardan birini tercih ettik. Burada yeni tren yolları demiş. Hangi tren yolları? Avrupa ve Amerika'ya yayılan tren yolları diyeceğiz. Bu anlamdan çıkıyor. Relative clause kısaltma var. Tren yollarını nitelendiriyoruz. Hani normalde orijinali. Which spread orijinal hali bu. Ne yapıyor bunu? Which'ine atıyor. Which'ine atıyor burada. Buraya ing getirerek. Which spreading across Europe and USA diyerek kısaltıyor. Bundan dolayı doğru yanıtımız burada.
C seçeneği olacak. Bu anlamdan yapılabilecek bir soru. Hani direkt bunun hani relative clause kısaltma olduğunu sadece anlamdan anlayabilirsiniz. Başka yolu yok. İkinci taraf niye to work bir oldu? İkinci tarafta begin kelimesi vardı. Begin kelimesinden sonra verb ayıncı da verebilirsiniz. To work bir de verebilirsiniz. İkisini de alır begin. Herhangi bir farklılığı yoktur. Verb ayıncı da alır, to work bir de alır. O yüzden ikinci tarafta to work bir ifadesi doğru cevap çıktı. Amaç bildiren to kullanımı. Bu amaç bildiren to kullanımı da sadece anlamdan çıkabilecek bir şeydir. Soruya baktığımızda, Many advanced nations space exploration. Pek çok gelişmiş ulus uzay keşfine başlamaktadır. Şimdi bakın burada sana uluslar dediği için bir genelleme yapmış. Uzay keşfi diyor, bilimsel bir şeylerden bahsediyor. Zaten burada da are var. Bu cümle present, bu cümle and'de de bağlanmış. Bir kere biz burada kafadan geçmiş zamanlı olanları götürüyoruz cümlede. Yani ters sorusu olarak başladık. İkinci tarafa bakıyoruz. Mars'ta insan varlığını görmek için planlar da yolda diyeceğiz. Görmek için anlamını vermemiz gerekiyor. Bundan dolayı da doğru yanıtımız B seçeneği olacak. İşte o için anlamını to work 1 verecek bize. Dediğim gibi bu anlamdan çıkar sadece. 2'ye baktık. Domatesler o kadar yaygın şekilde tüketilmektedir ki onlar bir araç sunmaktadır. Ne için bir araç sunmaktadır? Yararlı besinleri pahalı mevsimsel meyvelere gücü yetmeyenlere iletmek için, tanıtmak için bir araç sunmaktadır diyeceğiz. Orada yapmak için anlamında yine to introduce doğru yanıtımız olacak. Yapamayanlar derken de cannot effort dememiz lazım. Doğru yanıtımız deniz seçimi. Fiil verb ayıncı to verb bir kullanımı. Şimdi fiil dediğim gibi hani en başta ne dedik? Bize lisede öğretilen yapı buydu. Hani fiillerden sonra verb ayıncı mı gelir, to verb bir mi gelir şeklinde. Hani son dönemlerde ÖSYM bunu 2 kere sormuş sadece. İkisinde de began fiilini kullanmış. Bir 2018'de sormuş, bir de 2017 yılında sormuş. İkisinde de began kelimesini kullanmış. Az önce de ne yazdık şuraya? Bakın, began kelimesi hem verb ayıncı, began kelimesi hem verb ayıncı hem de to verb bir alabiliyor. Burada to verb bir çıkmıştı doğru cevap. Pardon, şurada. Burada doğru yanıtımız to verb bir çıkmıştı begin kelimesinden sonra. Şimdi buraya baktığımızda yine begin kelimesini vermiş. Dediğim gibi to verb bir de olabilir, making de olabilir, ikisi de olabilir. Bu tarafa baktığımızda anlama gitmemiz lazım. Onlar tüm dünyayı kendi avantajlarına çevirebilirlerdi, yapabilirlerdi dememiz lazım. Bu yüzden doğru yanıtımız burada C seçeneği olacak. Burada da bakın begin'den sonra verb ayıncı kullanılmış. Hani hem verb ayıncı hem to verb bir hiç anlam farklılığı olmadan alabiliyor. Hani bu kuralda sadece bakın 2 tane soru çıkmış. Ama ikisini de hani çok basit bir şekilde sadece tensinden yola çıkarak yapabiliyoruz. Yani burada da bakın örnek olarak yine begin kelimesi var. Burada da ne oldu doğru yanıtımız? C seçeneği oldu. Bunu biraz önce çözmüştük zaten. Burada özetle ÖSYM sınavlarında görmüş olduğunuz gibi en çok şu ilk kuraldan soru çıkıyor. Bakın son dönemlerde karşımızda 5 tane soru çıkmış. Diğerlerinden de tek tek sorular karşımıza çıkabiliyor. Bu videoyu sadece bu videoyu izleyerek çok rahat bir şekilde bu Jeron'un infinitif sorularını rahatlıkla yapabilirsiniz. İnşallah video size yararlı olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Başarılar diliyorum gireceğiniz sınavlarda.